Merhaba. 1970 ve 80'ler İngiltere'sinin sanatının sergilendiği galerideyiz. Bu dönem İngiltere tarihinde hem politik hem de sosyal olarak çok çalkantılı bir dönem olmuştur. Ve bu dönemdeki sanat anlayışı basit sınıflandırmalara başkaldırır. Sanat objelerini sürekli yeniden tartışan yeni jenerasyon sanatçıları görürüz. Benim bu odada bulunan en sevdiğim eser, Tony Cragg tarafından yapılan Yığın. Sanatçı bunu 1975'te Kraliyet Sanat Koleji'nde öğrenciyken yaptı. Bu esere daha yakından baktığımızda, bir dizinin günlük hayattaki materyallerden ve döküntülerden yapıldığını fark ediyoruz. Bu materyaller, sağlam bir küp oluşturmak için sıkıca paketlenmiş. Ve bu yapıyı oluşturan yatay tahta paneller, jeolojik katmanlar olduğu izlenimini yaratıyor. Sanki zamanın içindeki insan enkazlarının kesitlerine bakıyormuşuz gibi. Bunlar o döneme ait birçok heykeltıraşın duyduğu kaygılar. Bunun nedeni de o dönem İngiltere'nin teknik optimizmden ekoloji ve ekolojinin korunmasına dair önemli düşüncelere döndüğü bir zaman olması. Bu dönemdeki sanat anlayışındaki politik hicve ait güçlü eserlerden biri de işte bence bu. Mark Wallinger'ın yaptığı Where There Is Muck. Türkçe'ye kirli işin olduğu yerde parantez içinde para da çoktur gibi çevirebiliriz. Thatcher döneminin zirvesindeyken yapılmış ve döneminin birçok politik tartışmasına katkıda bulunmuş bir eser. Eserin adı eski bir Yorkshire sözünden geliyor. Where there is muck, there is brass. Yani anlamı nerede kirli bir iş varsa orada para da vardır. Burada eserin ortasında ise dalgalı demir panellerin üzerine işlenmiş, elinde çıngırak taşıyan bir insan korkuluk var. Ve en üstte demir panellerin ve duvarın üzerine sprey boyayla eski bir kelime yazılmış. Albion, İngiltere'nin en eski adı. Bence bu oda farklı zamanlarda farklı araçlarla yapılmış derleme eserler ve sanatçılarla o dönemin zenginliğini ve etkisini tam anlamıyla hissettiriyor. Hoşça kalın.